tüm askerlerimize ve şehit ailelerine armağan olsun. Saygıyla anıyoruz. Sen! Bazen Aslı Beşte Uçtabla Çekanet Komutanım! Şamil'e teşten öldün! Karın var mı? Var komutanım. Lojmanda mı kalıyor? Evet komutanım. Hemen hemen yedeğe varız. Lojmanda çok fazla tutmayacaklar. Niye? Öldün! Anam baban hayatta mı? Evet komutanım. İyi. Cenazeni ona göndeririz. Sen! Akan Atakan Hatay Emret komutanım. Öldün sen Hataylı. Sen! Ömer Çetin Bandırma Emret komutanım. Ömer Çetin öldün. Sen! Büyük Okucu İstanbul Emret komutanım. İstanbul'u. Öldün sen. Sevgilin var mı İstanbul'da? Var komutanım. Yok artık. Hayırlısı ise başka biriyle evlendik artık. Öldün oğlum sen öldün. Ölüme bu kadar yakın olmaktan neyin nesi? Üzülme anneciğim geldi askerlik vakti. Benim gibi kaç yiğit yaşıyor bu sevincin. Nabız tutulur o an. Gece 3-5 nöbeti her birinin üzüntüsü. Aile özlemi ve sevdiklerinin huzur veren sesleri. Eşi dostu akrabası vardır elbet bekleyeni. 20 yıllık filmler 12 ay reklama girdi. Beraber büyüyüp de can bildiğim kardeşlerim. Askerde olup da değer verip sevdiklerim. Güzel günlerimiz oldu yine olacak bilirim. Elbette özleyeceğiz bu da geçer sabredelim. Annem babam ve benim güzel aile. Hakkınızı helal edin belki de gelemem. Kaderde yazılmışsa şehit olur dönemem. Sen benim her şeyimsin, vereceksin canım anne. Haberlerde görüyoruz yine Mehmetlik görevde. Şehit edilmiş askerim çatışma sürecinde. Zalimin kurşunu değmiş yürekli Türk gencine. Silah arkadaşı gelip yardım eder üzüntüyle. Aklında sevdikleri yaş bir iki gamzesine. Nasıl veda edecekti o güzel hayallerine. Annesine kim diyecek oğlun şehit oldu diye. Yeter sağ olsun. Bu şarkıyı yazarken ağladım her satırda. Sakın yokluğumu hissettirmeyin anama. Resimlerime bakıp dursun ağlamazsın asla. Gözüm pek göğsüm çevik başım diktir. Şimdilerde adımın okunuşu Mehmetçiktir. Şerefim onurum namusum gururum. Şu anki ruh halim vatanımın bekçisidir. Haksızdır akşamımla sabahım belirsizdir. Sabah kalk giy üstünü 15 dakikada. Bir saat boyunca mıntıka sonuna içtim aya. Sabah kahvaltısı 5 zeytin çay kaşar. Öğle akşam yemekte değişik bir koku var. Akşam botboya bir de tıraş var. Bir yandan soğuk bir yandan rüzgar. Burası ana kucağı değil asker ocağı. Hakkını helal et anne. Hüngür hüngür ağlıyor kadın. Komşularınızın kolları arasında. Bileklerini ovuyorlar kolonyayla. Evladım diye ağlıyor. Evimin direği diye ağlıyor. Televizyona bile çıkarsın. Öyle oluyor değil mi şimdi? Ne iki dakikası? 45 saniyeliğine kahraman olursunuz. 45 saniyeliğine. Çıkar süslü püslü bir karı. Hüzünlü bir sesle anlatır. Ekim Bulut karakol baskınında şehit düştü. 45 saniye. Anlaşıldı mı asker? Evet.